Coşkun Güven Yeşilçam'ın en kötü adamlarındandı. Oyuncu şimdilerde Antalya'da eşi Angel'la beraber emeklilik hayatı yaşıyor. Güven, rol aldığı filmler yüzünden bir dönem Beyoğlu'na çıkamadığını söylüyor ve ekliyor. Yediğim küfür, aldığım paraya değmedi hayatım boyunca. Yeşilçam sinemasında başroller kadar yan karakterde roller de önemliydi. Kötü adam rollerinin vazgeçilmezlerinden biri ise Coşkun Güven'di. Güven'in Yeşilçam sokağına adım atması ise 16 yaşında oluyordu. Ünlü oyuncu ilk rolünü almasını sağlayan olayı şöyle anlatıyor. 1945 yılında Samatya'da Makedonya göçmeni ve orta sınıf bir ailede dünyaya geldim. Babam dokuma ustasıydı ve fabrikada çalışıyordu. Fazlasıyla kozmopolitik olan Kurtuluş İlkokulu'nda okudum. Türk talebelerin sayısı azdı. Oradan Rumca bana hatıra kaldı. Baktım benden bir şey çıkmıyor, ortaokulu ikinci sınıfta bıraktım. Sonrasında babam beni Hasnun Galip sokaktaki bir berberin yanına çırak verdi. O sokağın bağlantısı ise Yeşilçam'dır. 1950'li yıllardı ve Beyoğlu'nun olağanüstü olduğu zamanlardı. Kravat ve ceketle sinemaya gidilen dönemler. 16 yaşımdayken bir gün 5 liraya aktör oldum. Minibüslerde adam topluyorlardı. Fiziğim de güzeldi. O yüzden atladım minibüse. İlk rol aldığım filmin adını hatırlamıyorum ama Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit alıyordu başrolü. Güven ilk lakabının hip bir coşkun olduğunu söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. 18 yaşından sonra hayat çok heyecanlı geçti. Ankara Kızılay'da askerliğimi yaptım dönem akşamları, gizlice diskoteye giderdim. İstanbul'a döndüğümde bu sefer fotoromanlarda rol almaya başladım. 30-40 tane fotoromanda hip bir coşkun olarak tanındım. O zamanın İstanbul'unda uzun saçlı ve kulağında küpeli kişiler bir elin parmaklarını geçmezdi ve ben de onlardan biriydim. Ardından Harbiye'deki striptiz kulüp olan Parisien'de 2 yıl dans ederek çalıştım. İyi oynamak zor ve sıkıcı diyen Coşkun Güven, kötü adam rollerini ise kabiliyeti sayesinde aldığını dile getiriyor. O rollerden hiç rahatsız olmadım. Hayat bir senaryodur. Film ise tamamen senaryo. Çünkü okumadan rol yapamazsın. Ne yazıldıysa onun en iyisini yaptım diye konuştu. Oyuncu hiç başrol oynadınız mı sorusunu şöyle yanıtlıyor. 300 ila 500 filmde oynamışımdır. Başı sonu yok benim oynadığım filmlerin. Başrol hiçbir zaman önemli olmadı benim için. Sadece bir kere iyi karakter oynadım. Fatma Girik ve Tarık Akan'ın Kaçak filminde. Bir daha da tövbe ettim. İyi adamı oynadığım için ayağımdan tavana astılar. Az daha ölüyordum. İyi oynamak zor ve sıkıcıymış. İnsanlar bildiği işi yapmalı. Güven'in unutamadığı film ise Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un başrolle oynadığı Batan Güneş filmiydi. Bu filmin önemini şöyle anlatıyor Coşkun Güven. Tam 3 sene Beyoğlu'na dayak yememek için çıkmadım. O film Türkiye'de hasılat rekoru kırdı. Yeni Melek sinemasında 10 hafta oynadı. Beni arayıp dümbük diye küfederlerdi. Benim yediğim küfür aldığım paraya değmedi hayatım boyunca. Kendime bakarım ve kendimi severim sözleriyle konuşmaya devam ediyor 75 yaşındaki Coşkun Güven. Antalya'da eşi Angel'le yaşıyor. Oyunculuğun yanı sıra Osman Bey'deki dükkanımda konfeksiyon konusunda ilerlemiştim diyor. Fakat 1988'de işlerim battı. Ben de Antalya'ya gittim. 7,5 aydır da evde oturuyorum. Eşim ise bale öğretmenliğine devam ediyor. Kendi evimiz ve emekli maaşım var. Aç değiliz, susuz değiliz. Yıllarca buradaki sahillerde animatörlük yaptım. Selfie kuyruğu oluyordu benim yüzümden. Oyuncu yüksek hayat enerjisinin nedenini şöyle anlatıyor. İnsanlarla yaşıyorum, flört ediyorum, kendime bakarım, kendimi severim ve sosyalimdir. Güven sizi ne ağlatır sorusuna ise şöyle yanıt veriyor. İnanmazsın, günde 10 kere ağlarım, duyguları yüksek yaşıyorum. Kadınların size yaklaşımı nasıl oluyordu sorusuna şu cevabı veriyor. Harika, hepsini çok severim. 3 kız babasıyım ben. Uzay, Güneş ve Dünya. Hepsini de üniversitede okuttum. O zamanın imkanlarıyla kaç kişi 3 çocuğunu üniversitede okutabilmiş? İlk eşime saygım sonsuzdur. Şimdiki eşimle de 20 yıldır beraberiz. Gerçekten bir melektir kendisi. Bana çok ekstra biri. Üst düzey bir bale öğretmeni.
her şeyin vaktinde güzel olduğunu söyleyen oyuncu, geçmişteki rolleri şimdi asla canlandırmayacağını dile getiriyor ve şöyle konuşuyor. Her şey zamanında güzeldi. Şimdi asla öyle rol yapamam. Fakat mafya babaları ağır rollerini çok rahat oynarım. Yeşilçam'da nasıl role girdiğini anlatan Coşkun Güven şöyle anlatıyor. Bir kere saygım vardı karşımdaki kadına. Ben çok duygusal bir adamım. Ayrıca rahat biri olduğum için karşımdaki de rahat çalışırdı. Yeşilçam dönemini nasıl hatırladığını şöyle dile getiriyor. Gelmiş geçmiş en iyi dönemdir. Televizyona bakarken ara sıra kendime denk geliyorum. Şimdiye kadar çektiğim filmlerin yarısını izlememişimdir. Çünkü o kadar çok ki. Yeşilçam'da para yoktu. Fakat havası vardı. İyi ki geldim, iyi ki çalıştım, iyi ki yaşıyorum. Sevabı da, günahı da bana ait. Coşkun Güven, Nuri Alço için şöyle konuşuyor. Tanıdığım en güzel adamlardan biri. O çok farklı bir karakterdir. Yeni evlendi ve çok mutlu. Allah ona uzun ömür versin. Sanatçı olarak çok zor bir adamdır. 50'den fazla filmde beraber oynamışızdır. Hala da beraberiz ve müşterek işler yaparız. Hiç kavga etmezdik. Birbirinden çok zıt tiplerizdir. Ama aynı zamanda ekolüzdür de. Yan yana geldiğimizde bir bütün oluruz. Tarık Akan için şunları söylüyor. Yeşilçam'ın en güzel adamıdır. O hep beni kıskanır ve çok severdi. Sen benden çok şöhretli adamsın derdi. Beni görünce hemen sohbet ederdi. Müjdar içinse canım ciğerimdir. Gençlik arkadaşım. Ona yakın filmde oynamışızdır. Sette 10 numara insandı. Fatma Girik için delikanlı kadındır. Duayendir. Anlatılmaz yaşanır. Sette pantolonun yırtıldığı zaman hemen o dikerdi. Hiç egosu yoktur diye sözlerine nokta koyuyor.